Teknik servis mühendisi olarak kariyer hayatıma proje içerisinde başladım. Bundan yaklaşık 10 sene önce. Görev ve sorumluluğum itibariyle teknik servis içerisinde kullandığımız ürünlerin tamamının teknik donanımını incelemek ve sahada uygulanabilirliği ile ilgili gerekli teknik eğitimleri, teknik donanımları ve uygulama platformlarını oluşturmaktı. Bu çerçevede saha kadrosunun tamamıyla temas içerisinde, Gerek sunumlar, gerek eğitimler, gerek paylaşımlar, gerekse geri bildirimlerin tamamında bir arada çalıştık. Sonraki süreçte Pronet'in hızlı büyüme çağında e, özellikle kurumsal müşteri diye e, teklediğimiz veya segmente ettiğimiz müşteri portföyün e, hızlı bir yükselişe geçti. Birçok kurumsal projeyi e, bünyemize kattık ve bu dönem benim kariyer hayatımın biraz değiştiği, ...mühendislik alanından proje yönetimi alanına kaydığım bir dönemdi. Özellikle büyük projelerin kurumsal proje yönetimini yaptığım... ...müşteriyle toplantılara katıldığım, taleplerini, beklentilerini aldığım... ...uygulamada proje içerisinde nasıl hayata geçirilebileceğini... E, ...analiz ettiğimiz, sentezlediğimiz ve yine ekiple iç içe çalıştığımız... E, ...bir iş tanımıyla şekil değiştirdi. Burada açıkçası yaptığım proje, kurumsal proje yönetimi. Ve sonrasında portföy çok hızlı gelişti. Portföyün hızlı gelişimiyle beraber aslında tek kişiyle yapılabilirliğini kaybetmeye başladı ve bir ekip e, kurma arzusuyla yola devam ettik. Burada kurumsal proje yönetimi ekibini kurduk. Yaklaşık 10-15 kişilik gerçekten yaptığı işi bilen, müşteri yönetimini bilen, kurumsal müşteri portföyünün beklentilerini çok iyi analiz edebilen, içeride uygulama sahasında bunu hayata dönüştürebilecek kişilerle e, çok e, etkin ve etkili bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Aslında Türkiye'nin genelinde çok hızlı bir büyüme trendine girdik. E, o zamanlar müşteri e, portföyümüz 100-120 bin civarıydı ve gitgide çok hızlı bir şekilde artıyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamında arzuladığımız Pronet'in hizmet kalitesine uygun ve Türkiye'nin tüm ilinde, tüm illerinde yaygın bir şekilde bu hizmeti vermeye vakıf ekipler kurma eğilimimiz başladı. Ve Türkiye'nin tüm illerinde e, bu hizmeti verebilecek teknik kadroları yapılandırmak, eğitimlerini vermek, e, kadrolarını gerçekten arzuladığımız PRONET teknisyeni diye tabir ettiğimiz seviyelere ulaştırmak ve devamlılığını sağlamakla görevlendirelim. Yaklaşık 4 yıldır da teknik operasyonlar müdürü olarak görevime devam etmekteyim.